Evet, bugün Spor Severler TV'nin konuğu Teşvik iki boyunun başarılı güreşçilerinden, pehlivanlarından Fahrettin Adil Çelik, Mustafa Çelik'in oğlu. Evet, benim tanıtmam bu kadar. Siz de kendinizi bir tanıtır mısınız? Adım Fahrettin Adil, soyadım Çelik. Ee, Sakarya'nın antrenörü olan Mustafa Çelik'in mahdumuyum. Evet. Bu kadar bu kadar. Okula gidiyorsun. Evet. Tamam. Siz de eğitimli olacaksınız. Peki evet. güreşe nasıl başladınız? Atadan mı desem zaten babam pehlivan olduğu için evet. herhalde babam ee, o teşvik etti. Biraz değil mi? biraz babamdan teşvik etti. Evet. Ya yani sevdim güreşi. Babam yapma dedi. Zor istedi. Ben dedim yapacağım. Baş olacağım. Hı hı. ...kemer takacağım dedim Allah'ın izniyle dedim. Hı hı. Başladık ondan sonra. Hı hı. Sonra yolu Teşkiki'ye kadar aldık. Allah nasip ederse de inşallah... ...baş altın kemere kadar gideceğiz. İddialıyım diyorsun yani. İddialıyım. Paçaları sıkı bağlayın. Aynen. Tamam. Peki... ...ilk tarihi 40 Pınar'a gelişiniz. Nasıl gittin? Serbest ne? yaptın mı bu arada? Yok. Sadece yağlı yaptın şey, değil mi? Yağlı yaptım. Hı hı. Minder'de de okullar arası... ...genellikle. E, normal böyle küçük... Eee Akyazı İlçe Spor Müdürümüzün Adem Altun'un yaptığı spor salonunda oluyordu. Ha Onlara Adem gidiyorduk beğendim. arada bir. Antrenman niyetine yani. Evet. Öbür türlü başka böyle büyük bir şeye katılmadım Münder olarak. Evet. Kırkpınar'a ilk gelişiniz. Kırkpınar'a ilk gelişim... Serdar abinin ailesiyle gelmiştim. Evet. Başveren Serdar Yıldırım'ın. Hı, hı. Ee, öyle gittik... Serdar abiyi izlemeye. Hı evet. O zaman... Ya küçük orta büyükcüydü ya büyük ortacıydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Çünkü ilk gittiğim zaman evet o zamandı. Ondan sonra derece yaptı, bir boya çıktı. Hı hı. O öyle gittim yani. Sen ne zaman güreştin? Ben ne zaman güreştim? Kırkpınar'da iki sene önce güreştim. Evet. Kendi e, 2021'de güreştim. Hı hı. İlk gidiş, i̇lk... senin güreştiğin yıl o yıl değil evet, mi? Evet, 2021'de gittim. Evet. Bir de Serdar abinin maça gitmiştim ilk gittiğimde. Hmm. E peki ilk güreşinde kim yendin mi? Nereye kadar çıkabildin? Nereye kadar gittim? O zaman e, ya 64'de yenildim ya 32'de yenildim. Hmm. Dördüncü turda. Evet. Bir önceki sene sonra 2020, 2021'de de işte. E, galiba onda da 32'de yenildim, aynen. Masıvan'da yenildin. Evet. Daha sonra da başarılar gelmeye başladı. Sonradan mi? başarılar gelmeye başladı. Demek ki orada şey kazandın, deneyim kazandın değil mi? Yani orada Kırkpınar havası başka bir hava. Güreş... Evet. hiç titriyor musun, beni korkuyor musun? Ya ilkten bir maçı heyecanı oluyor. Böyle evet. e, sonra sona tokayı vurduktan sonra gidiyor oyun. Olay yani. bitiyor. Evet. Evet, e, başarılarınız diyeceğim. Onları siz zaten biliyorsunuz yani. herhalde. Onlardan birazca bahsedersen sevinirim ilk e, se sezonumda Yalova Ersek'te birinci olmuştum. Evet. Ondan sonra zaten öyle aldık. Aldıklarını... Sırayla geldi. Aynen. Zaten hepsini kazanmaya başladın. Aynen. Daha sonra. Ferhat Duman arkadaşımla beraber, antrenman arkadaşımla beraber aynı boyda. Evet. O bir uçtan ben bir uçtan temizleyerek bir boyu teşvik bir minik ikiyi temizleyerek geliyor. Kafa geliyordu. kafaya geldi. İkiniz evet. bir maç, beraber maç Beraber yapıyordu. maç oldu Mesela e, bir önceki rakibimize, bir sonraki rakibimize bakıyoruz. Hı hı. Mesela ben Ferhat'tan kilo olarak azdım. Kuvvetli olarak da azdım. Hı hı. Mesela rakibim kuvvetliyse o devam ediyordu. Hı hı. Eğer mesela denksek ben devam ediyordum. Yani sıra sıra bırakıyorduk birbirimize. Evet. Sıkı maçımız birkaç kere oldu. Hı, hı. Ondan o puanlamada falan işte gittik öyle. Peki en çok sevindiğiniz an? En çok sevindiğim an Yalova her çünkü ilk madalyamı şey yapmıştım yani. Evet. Karakucak e, kara kucak güreşleri hariç normal ilk madalyamı almıştım yani lisanslı madalyamı. Evet. Orada sevinmiştim ilk heyecanım. En büyük heyecanım o zamandaydı. Tabii evet. 40 Pınar'da derece yaparsak o ayrı. İnşallah olur. İnşallah. En çok üzüldüğünüz an? En çok üzüldüğüm an 40 Pınar'da 32'de yenilmem. Çocuk çocukla puanlamaya gittik. Çocuğu bayağı yordum. Çocuk dediğiniz Ama kim mesela? Tanımıyorum. Hı -hı. Ee, yanlış hatırlamıyorsam ismi Ömer'di. Hı -hı. Sonra girdik puanlamaya. Yorgundu çocuk, ben de yorgundum. Azdım ondan kilo olarak lazım. O Zaten zayıfsın yani. Aynen. Zayıfım. Ama yani. çelik gibisin. Soyadın gibi. Aynen. Değil mi? Evet. Örnek aldığınız sporcu veya rol model kim? Babanız mı? Başkası ee... mı? E sevdiğim, baş pehlivanlardan da beylivan var. Beylivan kim? Evet, he. en sevdiğim baş pehlivan İsmail Balaban'la e, şu an Serdar abi de dahil içine. Hı. evet. Sonra Ali Gürbüz de vardı. İlk, ilk ikisini tutuyordum. Evet. İsmail Balaban'la Ali Gürbüz'ü seviyordum. Onlar gibi mi olmak istiyorsun? Yani İsmail Balaban'ı özellikle çok şey Sonradan hepsi işte geldi. Hepsi iyileşti sonradan. Evet. <laughs> Peki bir hedefiniz var mı? Bir hedefim <laughs> var. Ee, baş belon olup kemer takmak. Evet. Başka böyle bir şeyim yok. Antrenör belgesi almak istiyorum bir de. O da var. Hele bir dur bakalım ya. O çok hızlı gittin. Efendim? Okuyacaksın yani. Evet. Okulu bitir, ona okuyacağım. göre belge alacaksın evet. değil mi? He. Peki sizin e, sizin boylardan veya alt boylarda en beğendiğiniz isimler kimle? En beğendiğim isimler... E, Ferhat arkadaşım var. Hı hı. Sonra... E, beni... Beni bir tane yenen Yalova Altınova'lı bir tane çocuk vardı. Kim? Muhammed Mustafa Kalin. Onun da beğeniyordum maçlarını. Evet o da güzel güreşiyor. Ondan sonra daha öyle aklıma gelen yok. Evet. Bu sene ama hepsini. Paçaları sıkı bağlasınlar. <laughs> tamam ben yayınlayacağım. O zaman onlar sorarlar sana. <laughs> en iyi yaptığınız oyun? En iyi yaptığım oyun. Ya genellikle ben bütün pozisyonlara giriyorum. <laughs> Ama e, çiftliği mesela oradan şarkı bulmak benim daha kolayıma geliyor. Değişik bir yet. Evet. Değil mi? Herkes yapmıyor onu herhalde. Onu herkes kim yani. Kimden öğrendin o oyunu? Biz biz uygulamalı yaptığımız için. Evet. O bütün hareketlerde aynı şeye geliyor yani. Aynı seviyeye geliyor. Yani hangi pozisyon gelirse onu yapabiliyoruz. En zorlu rakibiniz kim? bu oyunda rakibimiz mesela şu artık bundan bıktım falan dediğim biri var mı? Yani ya bıkmam. ya hepsi gene yaparım maçımı ama. Ya yani beni zorlayacak isimlerden bir tanesi Ferhat Duman. Evet. E, antrenman arkadaşım. Aha. Başka bu sene işte hepsini deneyeceğiz sırasıyla. Bakacağız. De Mustafa orada. Kalyoncu var diyorum O önceki seneydi. Önceki hmm. sene de eskide. Kalmış bir şey yani o. Bak ya bundan sonra sorun yok diyorsun. Evet, bundan sonra sorun yok herhalde. Bakacağız bu sene. O boylardakileri takip ediyor musun? O boylardakini, genellikle maçlarını mesela ben erken yandıysam onlara teşvik bizden sonra saldıkları için Hı -hı. ben teşvik 1'im, teşvik bizden saldıkları sonra onların maçı illa gözüme kaçıyordu yani bakıyordum. Mesela adam adamı izliyordum, neresi iyi, nereden iyi yapıyor. Mesela Muhammed Mustafa Kalyon sağdan topu çok iyi alıyordu. değil mi? Mesela evet. öyle bir kere beni sırt aşağı yendi. Evet. Ee, kendi yerlerinde Yalova'da. Hı hı. Orada orada işte beni yenmişti. Onu evet. mesela bir dahaki maç bir kere daha düşmüştük onunla. Orayı vermedim ama puanlamada anlamada helal olsun beni yendi yani o zaman. Evet. Bitirmişti beni. Evet. Ee... Yağlı güreşin zor olduğunu zaten söylemeye evet. gerek yok. Serbest. Yağlı güreş çok kara kucakta şey. herhalde yapıyorsun ara sıra değil Çalışmadan mi? Olmuyor. Evet. Ama yağlı güreş en zor spor değil mi sizin yağlı için? Yağlı güreş yani benim gözümde öyle. Evet. Öbür bilemem artık. Peki başka bir spor yaptın mı hiç? Başka bir spor? Ya daha önceden judo'ya katılmıştım çok küçükken. Hı hı. O da benim zamanımda çok büyükler vardı. Evet. Beni benim bir öteye atmışlardı bir yere minderde. Bir daha da, o zaman, da gitmedim diyorsun. o zaman bir daha da gitmedim. Sonra güreş yalmayı planladım işte. Peki güreşte atmadılar mı? Güreşte yani atamadılar ya. o <laughs> kadar kolay değil de. Evet. Peki yağlı güreşin daha iyi olması için senin bir isteğin var mı mesela? Yağlı güreşin daha iyi olması için. Evet. Ee, ben benim açıkçası şöyle bir şeyim var. Ee, Ekrem Yüce Başkanımızın yani Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'den Allah razı olsun. Evet. Bize her şeyde destek oldu. Ondan önce de Orhan Yıldırım, Beledi Karapüçek Belediye Başkanımız. Ondan evet. da Allah razı olsun bize sonuna kadar şeyini ver, desteğini verdi. Hı hı. Ama benim tek gözümde şey var. Güreş Güreşlerde mesela genellikle çok şey oluyor. Mesela bu sene yaptılar. Adam çok oluyor hı hı. bazı boylarda. Evet. Mesela bir gün, üç gün çok maç yiyorsun. Evet. O şey yapıyor. Mesela azaltılması gerekiyordu onun. Bu sene de yapılacak herhalde öyle. öyle mi? Evet. İyi bakalım. Peki, benim sormayı unuttum. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Benim şu an aklıma bir şey gelmiyor. Öyle mi? Evet. Tamam. Spor Severler TV'ye konuk olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bir şey diyeyim. Sana sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Başarılar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim.